Mekke ve Medine arasındaki otobandan herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Medine'ye günübirlik bir ziyaret yapıp döneceğiz. Bu sırada yolculukta sizlere son zamanlarda hepimizin hayretle kaldığımız ve şahit olduğumuz 2 yıldır yani yağmurların ardından Suudi Arabistan coğrafyasının yeşile bürünmesiyle alakalı bol bol video çekiyoruz veya fotoğraf yayınlıyoruz. Kıyametin alametleri arasında da sayılan alametlerden bir tanesi. Bunu hem Mekke'ye giderken gözlemliyoruz hem de şu anda yol üzerinde Medine'ye giderken gözlemleme imkanımız oluyor. Bütün dağ, taş ne varsa yeşermiş durumda. Şu şekilde hafifçe göstereyim. Bakın yolun kenarında çayırlar çıkmış durumda. Çimler yeşermiş durumda. İleriye doğru dağlara baktığımız zaman da aslında sarp kayalıkların da üzerlerinde yeşil bir bitki örtüsünün olduğunu görebiliyoruz. Mekke'de dağlar daha yola yakın olduğu için bunu rahat gözlemleyebiliyoruz ama Medine yolunda da bu sarp yüksek dağlar, kayalıklar, onların üzeri de aynı şekilde yeşilliklerle kaplanmış durumda. Yol üzerinde çok sayıda dinlenme tesisi var. Geçmişte dinlenme tesisleri köhne ve çok bakımsız iken Suudi Arabistan'ın son zamanlarda getirmiş olduğu standartlardan dolayı artık tesislerde kaliteleri yükseldi ve temiz, bakımlı bir hale geldi. İnsanlar rahat bir şekilde konaklayıp dinlenebiliyor, yemek yiyip içebiliyor. Namaz kılacak yerlerde de temiz ve düzenli bir şekilde namazlarını eda edebiliyorlar. Birkaç tane de olsa eski tesislerden var ama geneli düzeldi. Özellikle Mekke'de Medine'ye giderken 5-6 tane yeni tesis açıldı. Çok son derece modern, ülkemizdeki tesisler gibi. Ama Medine'de Mekke'ye gelirken aynı durumu söyleyemeyiz. Orada birkaç tane var ama o yönde de tesislerin yenilendiğini görebiliyoruz. Yaklaşık şu anda Medine'ye 200 kilometre var. Tam yolun ortasındayız. Yol otoban. Burada bütün yollar, şehirler arası yollar otoban ama ücretsiz. Dışarıdan da herhangi bir yaya ya da hayvan girişini engellemek için yolun kenarı normal otobanlarda olduğu gibi çitlerle çevrilmiş durumda. Bu şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolculuk esnasında da size farklı yerlerde bu görüntüleri çekmeye devam edeceğim. Kısa bir videoyu da bu şekilde sizlere Mekke-Medine arasını tanıtmış olalım. Medine arasında şahit olduğumuz manzaralardan birisi de belli yerlerde maymunların konakladığı alanlar. Buralarda maymunlar yol kenarına inip insanlardan yemek ve yiyecek alıyorlar. Yaklaşık 200. kilometrede. Evet, gördüğünüz üzere misafirimiz geldi ve bir şeyler bekliyor. Bu şekilde biz de arabada biraz ekmek parçaları vardı. Onları bu maymunlara ikram edeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Araziyi de gösterelim. Sanki birisi buraya böyle elekle belli bir düzende taşları yerleştirmiş gibi. Ya da taşlar bir yerde kırılmış ve daha sonra araziye serpiştirilmiş gibi. Mekke-Medine arasındaki bu coğrafya volkanik arazi, belki şu anda keşfedilmemiş birçok yeraltı zenginliği de bu toprakların altında
vardır. Çünkü volkanik araziler genelde yeraltı madenler açısından, özellikle petrol açısından zengin mineraller içeriyor. Bundan dolayı da Mekke Medine coğrafyası bunu bize anımsatıyor. Diyarbakır'la Urfa arasında ben şahit olmuştum. Orada aynı volkanik bölge, taşlar belli bir büyüklükte sanki araziye öylece dökülmüş gibiydi. Bu Mekke Medine arasında da buna şahit oluyoruz. Yolun üzerinde sağlı sollu çayırlar hala yeşilliğini koruyor. Çünkü yağmur hala devam ediyor. Yağmur mevsimi hala devam ediyor. İklim değişiyor. Değişmiyor desek yalandır. Yalan söylemiş oluruz. İklim değişiyor. Ama iklim üzerinden de yine dünyada bir şeyler kurgulanıyor. Bir takım gerçekler göz ardı edilerek. Genelde çölde çalı bitkileri var. Kısa bodur. Çalı bitkileri hakim. Evet, şu hemen yolun kenarında küçük koyun keçi sürüleri var. Şu şekilde çobanlar burada hayvanlarını otlatıyorlar. Vadilerin içeri yemyeşil. Bazı yerlerde hala su birikintileri göze çarpıyor. Suyun olduğu yerlerde de bu tür bahçeler var, çiftlikler var. Belli yerlerde köyler var, 8-10 evden oluşan veya daha fazla evden oluşan. Buralarda genelde insanlar geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlar. Çünkü burada ekim dikim gerçekten zor. Ama bazen biz de şaşırıyoruz, bu insanlar burada ne yiyip ne içiyor diye gördüğümüz oluyor. Hayretler içerisinde kaldığımız oluyor. Demek ki insanlar buraya yerleştiklerine göre onların burada geçimlerini sağlayacak bir nedir onun adı, düzen var. Az önce de bir helikopter yansıdı kameraya. Burada bir tabela çalışması yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi burada bir yerleşim merkezi var. Bahçeler var aynı şekilde. Ağaçlarla çevrilmiş durumda. Bahçelerde genelde hurma ağacı oluyor. Meyve ağacı görmek imkansız. Bazı yerlerde de seralar var. Az sonra uzaktan görüyorum, şöyle kamera açısına girecek. Şu şekilde sağ tarafa bakarsanız sağ tarafta da seraları görebiliyorsunuz, yeşil. Yeşillik bol Suudi Arabistan'da, özellikle roka, nane, baydonuz türü yeşil bitkiler bolca bulunuyor. Mekke Medine yolu üzerinde de bu seralarda yetiştiricilik, yeşillik ve diğer sebzeler yetişiyor. Doğal ürünler. Şu an Medine'ye 200 kilometre civarında bir yolumuz kaldı. Bizim Türkiye'de olduğu gibi insanlar bahçelerin etrafına bu şekilde ağaçlarla çevirerek sınırlarını belirliyorlar.